Arkadaşlar merhaba. Aslında bu videoyu hani acaba çekeyim çekmeyeyim, kayıt yapayım mı diye düşündüm. Hani zaten konuşacağımızı konuştuk. Fakat son iki videodur ciddi miktarda yorumlar geliyor. Heyecan iyice böyle bir kasıldığınızı yani. Umutla tabii ki kasılıyorsunuz. Ben farkındayım. Acaba ya olmazsa bir endişeleri var. Bunu ben yorumlardan algılıyorum. Tabii ki %90, 99 neyse güzel yorumlar geliyor. Mutlu oluyorum. Onu söyleyeyim. En azından hala içinizdeki umut dalgasının sağlıklı bir şekilde yerinde durduğunu görüyorum. Şimdi diyeceksiniz, bunları da mı sayısal veri alıyorsun? Alıyorum. İnanın, normalde yoktu. Böyle bir düşüncem de yoktu. Hala da yoktu. Dünkü kayıttan sonra zaten sistem bizim insan doğası üzerine kurulu olduğu için eldeki süreci çok uzatmamak gayesiyle yurt dışı videolarında da aynı şekilde, kayıtlarında da aynı şekilde olması gerektiğince doğru desteği vermemiz gerektiğine inanıyorum. Ha, ben destek veriyorum da bu iş böyle mi oluyor? Hayır efendim, hayır, öyle bir şey yok. Bu zaten olacağı yere varıyor. Elimdeki verdiğim destek Lung için değil. Ben Lung'a destek vermiyorum. Lung zaten kendi yolunda ilerliyor. Benim verdiğim destek tamamen farkında olmadan yanıma katılan arkadaşlara oluyor. Çok değerli olan insanlarsınız. Gerçekten çok kıymetlisiniz. Özünüz bir, içiniz bir. Bunun zedelenmemesi için bu mahiyette bir kayıt yapıyorum şu anda. Bu kaydım teknik değil. En başta onu söyleyeyim. Ha, içinize bir nebze ferahlatacak bir şeyler söylemeye çalışacağım. Yine grafik üstünden konuşacağım tabii ki. Olayı mümkün olunca çabuk girmeye çalışayım. Yaptığımız çalışmayı hatırlıyorsunuz önceki videolardan. Bunu kaldırdığımız zaman, çıplak bir hale getirdiğimiz zaman, indikatörleri de kaldırdığımız zaman şunu görüyoruz. Aa, bu video kaydıyla arkadaş burnunu aşağıya vermiş bu. Galiba çok ciddi bir düşüş yaşayacak. Evet, çıplak baktığınızda bunu görürsünüz. Fakat doğru verileri girdiğinizde ve hani nasıl insan sağlığını check-up yapmak amacıyla bazı sensörler yerleştirirler vücudumuza, yapıştırırlar. Ondan sonra da işte sizin MR'ınıza bakarlar. İşte sizin kalp atışlarınızı kontrol ederler. Kan değerlerinizi kontrol ederler. Biz de şimdi bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani indikatörlerimiz aslında bu işe yarıyor. Yani indikatörler bizi yönlendirici herhangi bir şey söylemiyorlar. Sadece durumumuzu ifade ediyorlar. Bir de üstüne kişisel olarak yaptığımız çalışmalar var. Bu çalışmalarda indikatörlerden, PVT indikatöründen, Trailing Stop Loss Target indikatöründen veyahut da Parabolik SAR indikatöründen birkaç indikatör daha var. Fakat ağırlıklı olarak sizlere bunları gösteriyorum ki bunlar daha belirgin, bariz bir şekilde neticeleri ortaya döküyor. Bunlardan faydalanarak bir de öngörü çalışması var. Tabii ki öngörü çalışması da yine geçmişte Luna klasiğin bize sergilediği davranışlardan yola çıkıyor. Diyoruz ki bu çocukken, bebekken böyleydi. Büyüdükçe şöyle bir hal aldı. Evet, hayatının ergenlik döneminde sergileyeceği davranışlar da teknik olarak aynı özelliklere sahip olup aşırı
hassasiyetli, aşırı tepkiler verecektir. Zaten verdiği şu Mayıs sonu tepkisi, Mayıs ayındaki vermiş olduğu tepki, Haziran başı tepkisi, bunu bize açık açık gösteriyor. Ondan sonra da, ha iyi tamam, demek ki doğru yönde ilerliyoruz. O zaman biz dışarıdan herhangi bir şekilde müdahale etme şansımızın olmadığı bir karaktere, yani bu insan dışı bir karakter bir kere, bunu unutmayın. Her ne kadar insanlar yönlendiriyormuş, insanların isteğiyle oluyormuş gibi düşünsek de senin, benim veya 3-5 arkadaşın, 300 arkadaşın yönlendirmesi değil, şu an milyonlarca insan yönlendiriyor. Olaya o zaman çok çok böyle hani uzaydan dünyaya bakar gibi bir boyutta bakıp insan toplumunun doğasıyla da ilgilenmek lazım. Ve bunun neticesinde bizim şimdi çalışmalarımızda bir kontrol edelim. Evet. Bak çalışmalar tekrar geri geldi. Şimdi çalışmalarımızı günlük bazda yaptığım çalışmalar, ki ben bunu haftalığa çevirdiğimde de çok çok yaklaşıyor, onu da söyleyeyim. Bu çalışmalar böyle uzaktan baktığınızda hiçbir şey anlamıyorsunuz. Ben bunun farkındayım. Bir çalışma yapmış adam diyorsunuz. Yani eline sağlık. Ne yaptığını tam anlamıyoruz ama fakat böyle hani çizgileri, noktaları, bir şeyleri birleştirince de tutuyor gibi gözüküyor. İnşallah doğrudur. Aman doğru olsun da kazanalım hep beraber. Tabii ki kazanacağız. Kazanacağız diyorum bakın. Bu kadar net konuşan iki ruh hali vardır. Birisi hasta diyebileceğimiz, aslında ikincisi de hastaya giriyor bu arada, onu da söyleyeyim. Hani negatif hasta diyebileceğimiz, yani adam öyle güzel sallıyor ki bir şeyler karalıyor, çiziyor. Eyvallah, 3 gün sonra çıkacak bunun derdi. İşte bakalım ne diyeceğiz. Ne diyeceksiniz? Ben şunu söyleyeyim. %99 için konuşmuyorum bunu. Haberiniz olsun. 3-5 arkadaşımız var. Hala içlerinde korkudan kaynaklı olan, bu cevapları okuduğumuz zaman, yani yorumları okuduğumuz zaman, korkudan kaynaklı olan saldırgan psikolojisini gördüm. İnanın gülüyorum. Şey değil bu. Hani işte bilmiyorlar, anlamıyorlar şeklinde değil. Geçecek. Pardon.